Yeniden yayına başladık. Değerli arkadaşlar, şimdi bir şey daha göstereceğim. AFAD epey bir çadır kurdu. Buraya birçok insan sevk edilecek. Bir hazırlık, ciddi bir hazırlık yapılıyor. Biz de bu bölgede mutfak kuracağız. Ondan sonra ciddi de bir çadır faaliyeti var. Epey bir çadır kuruldu. Herhalde bir gün, bir iki güne kadar şeyler gelecek, insanlar gelecek. Bu tarafta da şöyle göstereyim. Epey bir çadır kuruldu. Yardımlar da ciddi bir şekilde gelmeye başladı. Ama temel sorun biraz düzensizlik var. Bunları bir an önce düzene koymak lazım. Bir de şöyle bir sorunla karşılaştık burada. Yani daha doğrusu gözlemimle. Biz bu sorunu tahmin ettiğimiz için öyle yapmadık. Yani birçok insan, birçok hayırseverimiz var. Parayı veriyor, yardımı da alıyor, tıra da yüklüyorlar. Onun başında kimse gelmediği için şoförler burada büyük bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Çünkü kime vereceklerini şaşırıyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani şoförler de bir an önce getirdikleri yükü teslim edip gitmek durumundalar. O yüzden böyle bazen yol kenarlarına indirilen bir iki malzeme de görmedim değil. Veya birçok Türkiye'nin başka yerlerinden de bugün bana ulaştılar. Ben de ilgililere ulaştım. İşte tırda bir gün, iki gün bekleyen insanlar vardı, şoförler vardı. Şunu söylüyorlardı. Hani geldik de kime teslim edeceğiz, ne yapacağız? Şimdi milletimiz elinden geleni yapıyor, Allah razı olsun. Alıyor, gönderiyor. Gördüğünüz gibi AFAD'la çadırları kuruyor. Buraya kadar her şey normal. Ama bak burada bir tane ne güzel bir şeker gibi bir kız gördüm. Nasılsın? İyi misin? Bak canlı yayındasın. Deşmek istediğin zaman açın. Ha bak yani. Kendini görüyor musun? Biz de yalnız kalmadı. Yok. Canlı yayındasın. O da babam vardı. Bak. Baban. Evet bak kim var burada bak. Tamam. Adın ne senin? Bu sensin. Adın tamam, ne senin? Tamam. Bu ben, bu da tamam, sensin bak. Canlı yayınımızın böyle minik güzel bir konuğu vardı. Adı ne? Doğa. Doğa. Maşallah Doğa. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir sıkıntınız yoktur umarım. İyi. Doğa bir bay bay yap. Bak burada birçok insan izliyor seni. Tamam. Rabbim korusun sizleri. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bu yardımların daha organize bir şekilde yapılması lazım. Tabii AFAD da yetişemiyor. Yani keşmekeş, karmaşa 10 ile yayılınca hakikaten bir de gelip yerinde gördüm. Başa çıkmak çok kolay değil. Anladığım kadarıyla çok da hazırlıklı yakalanmadık buna. Yani devlet de, AFAD da çok hazırlıklı değildi. Ama umarım yavaş yavaş toparlanır. Çünkü artık çadırlar kurulmaya başlandı. Bir sistem yavaş yavaş inşallah kurulacak. Biz de 3 tane yemekhane kuruyoruz. Yani aşevi. Onun işte yer keşfini yaptık. Birisini kurduk, birisi kurulacak inşallah. Onun çünkü daha bekliyoruz ikinciyi. Daha doğrusu üçüncüyü. İkinci de şimdi onu biz burada kuracağız. Biz biraz önce de ifade etmiştim. Yardımları bugün itibariyle, bugün mesai bitti itibariyle sonlandırdık. Ondan sonra ihtiyaç olursa ileride yine açarız ama gördüğüm kadarıyla artık ihtiyaç olmayacak. Nereye, buraya mı kuruyoruz şimdi? Buraya. Jandarma komutanı
Tamam, tamam, ben konuşurum. Tamam. Ben de konuşurum. Burası zaten kuracağım, mutfağı kuracağımız yer burası. İşte şey orada, çadırlar orada. Şu alan da çadır alanı olacak. Şuraya da mutfağı kurduk mu, insanlar çadırdan çıkıp rahatlıkla yemeğini yiyebilecek. Şu minibüsü çektirmemiz lazım yalnız. Tamam. Sizin mi bu? Yok, bizim değil. Sürekli konuşamıyorum, kusura bakmayın. Bir taraftan da şu minibüsü çektirmemiz lazım. Bu kimin? Tamam. Onları alırsak buraya mutfağı kuralım bir an önce. Çünkü bizim Allah tecrübeli bir aşçı ekibimiz var. Çok da lezzetli. Ankara'daki iki tane böyle lezzetli restoranın sağ olsun sahipleri de geldiler ayrıca. Onda aman. Aman teyzeme bir şey olmasın. Heh, gel. Hayır. Arka arkaya gelmesin mi? Tamam, böyle de olur. Böyle de olur. Tamam. Tamam. Şu aracı alınca şuraya şöyle kuralım. Aha. Şimdi şöyle olayım. Şeyini görmek açısından şöyle göstereyim arkadaşlar. Askerlerimiz burada, AFAD burada, vatandaşlar burada, değişik illerden gelen öğretmenler var, öğretim üyeleri var, iş adamları var, insanlar var, herkes burada, herkes. İmkanlar ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyor, destek olmaya çalışıyor. İşte mesela burada da kıyafet gönderilmiş, yardımseverler de kıyafeti alıyorlar. Evet. Ama en önemlisi bazı binaların hala hiç girilememiş olması. Burada sordum o binaları. Biraz üşüdüm. Ne söyleyeyim. Yani biz burada gündüz vakti üşürken gece o kadar soğukta o göçüğün altında kalanların halini düşünemiyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Tabii ölenlerimize de rahmet diliyorum. Ama bazı binalar beni korkuttu. Başkanım, orada bir araç daha var. Onunla getiriyor. Ama bir tane daha geliyor ya. Bir tanesi orada. O orada var şimdi bir tane. Ha. Onu da buraya getiriyor. Yan yana kuruyor. Tamam, iki tanesini buraya kuracağız. Birini oraya kuracağız. Şimdi bir tane Iğdır'dan geliyor ya. İkisini buraya kuralım. Ha. Onu da getirin. Şimdi bunu aracı kaldıracağız buradan. İkisini yan yana buraya kuralım. Serkan, bunun şeyini bulamadık mı? Ha? Bunu bir bulduralım ya. Şundan çeksin şunu. Böyle bir sorun da var. Yani insanlar arabasını bırakıp gidiyor. Yani buradaki en büyük sorunlardan biri de trafik. Askeriyeden başka bir şey yok şu an. Var. Yani AFAD'dan da insanlar var. Tabii. Yardıma muhtaç insanlar da var. Olur mu? Var. Ayrıca onların da... Ya herkesin var. Ya abi, kurakta. Hemen kurmaya başlayın. Tamam. Bunu çektirmezsen bunlar bize kaldırırlar ha. Dur kalmaz dur. Ben yayını durdurayım. Şu araç çekme işleriyle ilgilenmek durumundayım. O yüzden yayını şimdilik sonlandırıyorum. İhtiyaç oldukça yine yayın açarız.